Güncel piyasada fiyatıyla bizleri heyecanlandıran bir akıllı telefon olacağını düşündüğüm Realme C55 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Bu akıllı telefon aynı zamanda bir de Türkiye'de üretiliyor. Gelin hep birlikte bakalım Realme C55 bizlere neler sunuyor. Ben şöyle telefonu kenara doğru koyuya durayım arkadaşlar. Siz de o sırada benim sosyal medya hesaplarımı ve kanalımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve Realme C55'in kutu içeriğiyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu akıllı telefonun kutu içeriği gerçekten yeterli seviyede diyebileceğim aksesuarlarla bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Bizleri kılıf 33 wattlık adaptör telefon ve kullanım kılavuzları karşılıyor kutunun içerisinde. Cihazın ekranına baktığımız zaman ise ekranda 6.72 inçlik bir ekran boyutu bizleri karşılıyor. Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip olan bu ekran panelinin yapısı ise LCD bir panel arkadaşlar. Bana sorarsanız ekran bu fiyat seviyesinde kabul edilebilir durumda diyebilirim sizlere. 680 nit bir parlaklığı var bu ekran panelinin. Aynı zamanda da arkadaşlar 90 Hz'lik bir yenileme hızında bizlerle buluşturuyor Realme C55 diyebilirim sizlere. Hani ekran anlamında bu cihazda çok büyük bir soru işareti var mı derseniz, bana sorarsanız ekran anlamında cihazda çok büyük bir soru işareti var mı derseniz, bu segment önemli bir soru işareti olmadığını sizlerle paylaşabilirim. Gelelim cihazın performans kısmına, yani kalbine. Cihazın kalbinde MediaTek Helio G88 modeli bir işlemci görev yapmakta. Bu işlemcinin gücünden faydalanıyor. İşlemciyi yakından tanıyorum ve günlük işler içinde giriş seviyesinde oyun dışında çok büyük bir beklentiye girmemeniz gereken bir işlemci modeli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak sizi günlük işlerde yarı yolda bırakmayacak bir işlemci. Artık uzun zamandır da kullanılan bir model olduğu için sorunsuz ve problemsiz bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. En azından cihazın segmentini ve sizlere sunduklarını anlar ve ona göre yoğunlaşırsanız. Bu arada bu akıllı telefonda 8 GB'lık bir fiziki RAM bulunuyor. Bu fiziki RAM'i 8 GB'lık bir sanal RAM ile desteklemişler. Toplamda bir 16 GB'lık RAM kapasitesine ulaşabiliyorsunuz bu cihazda. Tabi buradaki sanal RAM'in etkisinin hala ne kadar olduğunu cihazlara çok büyük böyle hani inanılmaz bir açıklama gelemese de, açıklanamasa da bence zorlanma anlarında performansa minimum %5'lik %6'lık bir katkısı var bu sanal RAM'lerin diye düşünüyorum. Yaptığım testlerde en azından bu her zaman bu şekilde çıktı sevgili arkadaşlar. İşin depolama tarafına baktığımızda ise bu segmentte bence oldukça başarılı diyebileceğim 128 GB'lık bir depolamayla geliyor Realme C55. Aynı zamanda bu akıllı telefon hafızasını microSD kartla da arttırabiliyorsunuz. Benim her zaman üstünde durduğum ve sizlere de aktardığım bu telefonun hafızasını arttırmak istediğinizde ikinci sim karttan vazgeçme olayı bu cihazda yok. Yani aynı anda hem çift sim kartı hem de tabii ki microSD kartı kullanabiliyorsunuz. İsterseniz inceden kameralarla devam edelim. Çünkü bu şık tasarımlı akıllı telefon arkasında 2 adet kamera var sizlerin de gördüğü üzere. Ana kamerada 64 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera bizlerle buluşuyor. F1.8 diyafram aralığına sahip bu kamera o istasyonu bünyesinde bulundurmuyor. Zaten telefonda video anlamında değil fotoğraf anlamında iddiaları var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. 2 megapiksellik burada bir derinlik algılayıcı görev yapıyor. Bir siyah beyaz derinlik algılayıcı bu kamera. Ve bu kamerada portre fotoğraflar çekerken sizlerin daha iyi portre fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor. Bence kameralar bu seviye için yeterli diyebilirim sizlere. Çekim modlarıyla da kamerayı güzelce desteklemişler. İşin video tarafına baktığımızda ise 1080p 30fps video çekebiliyorsunuz. Zaten bu segmentte beklediğim ve açıkçası çok da beni şaşırtmayan bir sonuçla bizlerle buluşuyor video performansı. İşin ön kamera tarafına baktığımızda ise 8 megapiksellik bir ön kameranın görev yaptığını ve ışık azaldığında ufak tefek problemleri de bünyesine bulundurduğunu, ancak cihazın fiyat seviyesiyle karşılaştırdığında üstüne çok da olumsuz bir şey söylemenin gerekmediğini düşündüğüm bir ön kamera görev yapıyor bu akıllı telefonda. Yazılım anlamında güçlü bir akıllı telefon diyebilirim sizlere. Çünkü cihazda Android 13 var arkadaşlar ve Realme UI 14 ile geliyor. Şimdi bu cihazda Android 13 ile hayatımıza giren ve hemen hemen şu anda hiçbir cihazda da görmediğimiz mini kapsül isimli bir özellik var. Bu özelliği bir yerden tanıyor gibi olabilirsiniz. Siz onu bildiniz diyeyim. Ben size özelliği anlatayım arkadaşlar. Bu mini kapsül özelliği telefonu arayüz anlamında güzel detaylar katıyor. Tabi telefonu şarja taktığınızda ya da desteklenen uygulamalarda kullandığınızda güzel bir animasyon efekti, güzel bir efektif görünüş bizlere sunuyor. Dediğim gibi mini kapsülün neye benzediğini ve nereden geldiğini siz gayet iyi
biliyorsunuz arkadaşlar diyeyim ve işin pil tarafına yavaştan geçeyim. Cihazda 5000 mAh'lik bir pil görev yapıyor ve bu pil 33 wattlık bir adaptör ile şarj oluyor. Şimdi bu adaptör kutudan çıkıyor. Bu güzel bir detay tabii ki ve yaklaşık telefonu sıfırdan 100'e şarj etmek istediğinizde 60 dakikalık bir süreye ihtiyacınız var. Yani burada 1 saatte tam dolumu yapabiliyorsunuz. Ama böyle bir %50, %60 falansa bu telefonun şarjı, sabahtan cihazı şarj ederek yine gününüzü bir şekilde kurtarabilirsiniz. Çünkü bu telefon yoğun kullanım yapmadığınız bir senaryoda, ki bu telefonun segmentindeki kullanıcı profiline baktığımda açıkçası çok da yoğun akıllı telefon kullanacak kullanıcı profiline sahip değil bu segmentteki kullanıcılar. Dolayısıyla bir günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz pil anlamında, hatta 1,5 günü de zorlama ihtimaliniz oldukça yüksek bu cihazda. Onun da altını çizmek lazım. Peki bu akıllı telefon daha çok kimlere yönelik derseniz, açıkçası çok böyle yeni yeni akıllı telefon kullanmaya başlayan genç arkadaşlarımız için yeterli olabilir bu akıllı telefon. Belli bir yaş kesimi üstü için yeterli olabilir. Yani segmentini ve burada hedeflenen kullanıcı profilini iyi anlarsanız bu akıllı telefonda, bence sizi performans anlamında çok da üzmeyecek bir cihaz olmuş Realme C55 ve fiyatı da güncel fiyatı tabii ki piyasadaki 8000 TL bu akıllı telefonun. Muhtemelen bir tık geriye doğru çekilebilir ya da ileriye de gidebilir. Çünkü biliyorsunuz bu aralar piyasalar biraz oynak. Dolayısıyla burada fiyat bir tık daha geri gelirse tadından yenmez bir hal alır. Güncel piyasada durum böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz 8000, 10.000 TL bandındaki akıllı telefonları sizlere zaten sürekli aktarıyorum. Dolayısıyla bu cihazda o rakiplerin arasında, çünkü orası yangın yeri. Yani orada çok ciddi bir savaş var. Ancak bu akıllı telefon bence güncel arayüzüyle, pil kapasitesiyle, kutusunun doluluğuyla ve tabii ki tasarımıyla, bir de malzeme kalitesiyle o rakipleriyle rahat rahat böyle başa çıkmaya çalışacak bir model olmuş diye düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz Realme C55'i? Yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenip sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.